Herkese merhaba. Bugün 7. sınıf Türkçe 2. dönem 2. yazılı 1. videoyla karşınızdayız. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili kaç yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Kurtuluş Savaşı Ankara'da sona ermişti. Atatürk bunu Türk milletine büyük bir coşkuyla duyurdu. Kurtuluş Savaşı, önemli savaşlar, tarihi olaylar, çağlar, devirler büyük harfle yazılır. Ankara İl isimleri, ilçe isimleri, ülke isimleri büyük yazılır. Atatürk, özel isimdir, büyük yazılır. Türk milleti, Türk ırk isimleri büyük yazılır. Millet, Türk milleti yine büyük yazılır. 1, 2, 3, 4, 5 tane yanlışlık yapılmış. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? Gözümden akan yaşları silmeye uğraşıyordu. Var mı bir mecaz anlam? Gözün ağlıyor, gözünden yaş akıyor ve silmeye uğraşıyor. Hayır, kullanılmamış. Başını dinlemek için odasına girmişti. Gerçekten başını mı dinleyecek oturup? Hayır, yani kafa dinlemek, sakinleşmek, sessiz ortamda bulunmak anlamında deyim. Oraya gitmemek için bin dereden su getirdi. Gerçekten bin dereden su mu getiriyor? Hayır, yani çok uğraştı, çok çabaladı anlamında yine deyim. Boyundan büyük işlere karıştığı için kızdık. Gerçekten boyundan büyük iş mi var yani? Onlara mı karışmış? Hayır. Yine bir deyim, cevabımız A seçim. Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Yeşil dağlar arasında köyümüz akşamları morararak susar. İnce rüzgarlarla dağılan canlı seslerinden sonra köy derin bir sessizliğe dalar. Karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür. Uzaktan evlerinin önüne kümelenmiş insanlar fark edilir. Burada bir öykü gibi dursa da aslında paragrafa baktığınızda bütünüyle bir betimleme, yani gözünüzde canlanan bir resim haline geliyor. Herhangi bir tartışma, karşılaştırma zaten yok ama öyküleme ile karıştırabilirsiniz. Ortada bir olay yok. Bir tablo, bir an, olayın bir kesiti. Bir sanatçı sanki resmedermişçesine kelimeler aracılığıyla anlatılmış. Biz buna betimleme deriz. Öykülemeyi, hatta ne diyorduk? Filme, betimlemeyi o filmden çekilmiş bir fotoğraf karesine, o anı anlatan bize sözcüklere betimleme diyorduk. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İnsanlar yeter ki mutlu olmak istesin, her durumda mutlu olur. Kimi futbol oynayarak, kimi resim çizerek, kimi müzik dinleyerek, kimi de spor yaparak ulaşır mutluluğa. İnsanın nihai amacı mutluluktur. İnsanı mutluluğa götüren temel yol ise çalışmadır. Çünkü emeksiz hiçbir şey gerçekleşmez. Mutluluğa insanların farklı yollarla ulaşabileceğini, evet, kimi müzik dinler, kimi resim yapar. Mutluluğa ulaşmanın isteğe bağlı olduğunda, istediği zaman diyor, evet, mutluluğun temel yolunu çaba göstermekten geçtiğine, evet çabalarsan mutlu olursun diyor. Mutluluğa bilgili insanların daha kolay ulaştığına, hayır öyle bir şey söylemiyor. Cevabım D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır? Kanıtlanabilirlik yani öznellik ve nesnellik. Son kitabı kusursuz olmuş diyor biri. Başkası da beğenmez belki, çok kusurlu bulur, öznel. Yazmak bir hastalıktır bence, adı üstünde, bence. Bir başkasına göre hayır, hastalık değildir yani. O Türkiye'nin en iyi yazarıdır. Başkasına göre de Türkiye'nin en iyi yazarı başka birisidir, öznel. Kitapta gençlerin işsizlik sorununu ele almış. Evet, bir kitabı okuyan herkes, o kitabın konusuydu mesela, bir kitap okuyorlar, işsizlik anlatılıyorsa, herkes der ki evet, burada işsizlik anlatılıyor. Herkes aynı şeyi söyler. Yani biz bunu kanıtlayabiliriz kitabı okuyup. Kanıtlanabilirlik açısından nesnendir diyeceğiz. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Viran köyü bir yayladan ayıran ıssız dağın yeşil pembe gölgeleri hasret çeken ırmağı. Hasret çeken ırmak. Irmak hasret çekebilir mi? Birini özleyebilir mi? Birini özlemek insanlara özel bir davranış değil midir, insanlar özgü? Evet, dolayısıyla burada bir kişileştirme yapılmış dersiniz.
Geçtim. İnce sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bu gömlek çok inceymiş. Evet, kalınlık, incelik. İlk akla gelen anlam bu. Mecaz değil. Bana ince bir kumaş getirin. Yine gerçek. İnce kitaplar okumayı severim. Yani kalın olmayan ince. En ince ayrıntıya bile dikkat etmelisin. Ayrıntı ince veya kalın olmaz. Burada en ufak, en küçük ayrıntı demek istiyor. Mecaz anlam cevabım D seçeneği. Vizelerdeki gibi düşünen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz? Yaman çalacak o çalmayası saati yaman. Geçmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz? Ölümden tereyyinlik duyduğum, evet, bir kez yumuldu mu gözlerimiz dediği ölüm. Etrafındaki güzelliklerden ayrılacağı için üzüldüğü, evet, nasıl koyup gideceğiz diyor. Hayata bağlı biri olduğu, evet. Yalnızlıktan korktuğu, hayır, yalnızlık değil, ölümden korkuyor cevabımız yazacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bu yılki seminerlere katılım oldukça fazlaydı. Bu yılkiler diyebiliyorum. Doğru. Bu kadar erken bir vakitte arayınca çok telaşlandık. Vakitte. Vakit T olmalı değil mi? Yazım yanlışımız var. 1999'da doğru. Pazar günkü sınavım 09.30'da. Yine bu da doğru. Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Söylendi söylenenler demin, gel süngülü yiğit, alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin, destan öyküsü, sessizliklerin, meçhul askerin bahsettiği yiğitlik, savaş, destan nedir bunlar? Epik şiir örneğidir. Cevabım C seçim. Yukarıda boş bırakılan yerleri hangi noktanın işaretleri getirmeli? Bakalım. Adam sinirli bir şekilde sordu. Biri konuşacak, biri bir şey soracak. Ne koyarız? İki nokta. İki noktadan sonra neden zamanında gelmedin? Adam konuşuyor, devam ediyor. Bir konuşma çizgisine ihtiyacım var. Neden zamanında gelmedin? Bakın soru soruyor. Soru işareti. O da ne yapacak o zaman? Ne yaptık? İki nokta dedik. Önce eleyelim. Bu gitti. Üç tane kaldı. Arabayı kaçırdım dedi çocuk. Dedi çocuk. Ne koyarsınız sonuna? Nokta. Yine hepsinde nokta var. Peki bu iki yere ne gelecek? Bu iki yere arabayı kaçırdım dedi diyor mesela. Burada virgül koyarsınız. Neden? Tırnak içine alınmayan alıntılarda alıntılanan sözü belirlemek için virgül koymanız gerekiyor. Burada da yine çocuk konuşacak. Ne olur o zaman? İki nokta. Konuşma çizgisi. Soru işareti, konuşma çizgisi, virgül, nokta. Cevabım B seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Gidip gitmeyeceğine karar veremedi. Bunlar birbirinin olumsuzudur, zıttı değil. Anlayanlar anlamayanlara açıklasın. Yine bakın birbirinin olumsuzudur, zıttı değil. Durumu dün gece öğrenmiş. Bu da yok. Ucuz pahalı demeden her şeyi alıyordu. Ucuz, pahalı. Birbirine zıt kelimeler. Cevabım D seçim. Yukarıdaki parçada kaç tane çekimli fiil vardır? Çekimli fiil. Bu kitap çok güzeldi. Güzel isim bakın. Yüklemlere dikkat edeceksiniz burada. Güzel isim. Olmaz. Zevkle okudum. Okudum. Kip ve şahıs eki alan kelimelere, fiillere daha doğrusu biz ne deriz? Zaten kip ekini fiiller alır. Çekim. Bu bir. Bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti. Mişti. Ek fiilde almış. Çekimlenmiş yani. İki. O en sevdiğim arkadaşlarımdan biriydi. Bu olmaz. Biri. Fiil değil. Ona teşekkür ettim. Bu da çekimlenmiş. Toplam. Bir. İki, üç tane çekimli fiilimiz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. Babası memlekete gittiğinde okullar açılmak üzereydi. Gittiği zaman var mı bir sebep babasının okula gitmesiyle? Hayır, neden? Sebep yok. Günlerdir yeni taşındığı eve telefon bağlatmaya çalışıyor. Var mı burada bir sebep? Hayır, yok.
Seyircileri rahatsız ettiği için salondan dışarı çıkarıldı. Var mı bir sebep? Evet, seyircileri rahatsız etmesi bir sebep. Salondan sonucunda da dışarı çıkarılıyor. Sebep sonuç ilişkimiz burada. Konuyu araştırmak, bütün ayrıntıları öğrenmek istiyordu Mustafa. Burada da herhangi bir sebep yine yok. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem ek eylemin geniş zamanında kullanılmıştır? Ek fiil, ek eylem. Bakalım. Anılardır bu güzel günde gözlerimizi yaşartan. Anılar idir. Sevimli tatlı minik bir kızdın. Kız idin. Eskiden. Dı. Geçmiş zaman. Bakın bu değil. O acı haberden sonra babası yatağa düştü. Burada ek fiil yok. Bu sadece dü. Kipeki yani. Bir tane. Varsa bu kipekidir. İkinci zaman eki sizin ek fiilinizdir. Elindeki kitap yeni çıkan romanlardan biri imiş. Bu da ek fiile duyulan geçmiş zamanı. Cevabımız anılar idir. Yeni zamanımız A seçeneğinde var. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızda izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.